Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda kadının aklı ve dini noksan mıdır? Bununla alakalı bir soruyu değerlendirmeye çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ifadesinde kadınların akıl ve din itibariyle noksan olduğu ifade ediliyor. Ve bu bazen bazı çevrelerce tenkit konusu yapılır ve bunu bir nevi kadına bir hakaret gibi öyle değerlendirenler olur. Ama meseleyi o anlamda anlamak tersini anlamaktır. Mesele şu tarzda: Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın burada nazara vermiş olduğu nakısatul akıl şeklindeki ifade, yani kadında hissiyat ön plandadır. Kadın elbette erkek gibi, o da akıl sahibidir. Hatta pek çok kadın pek çok erkekten daha zeki olabilir, daha akıllı olabilir. Realitede de zaman zaman bunun böyle olduğu görülmekte. Ama kadın ne kadar akıllı da olsa, kadının tabiatı itibariyle his yönü, heyecan yönü erkeğe göre daha fazladır. Bu açıdan böyle bir ifade kullanılmış. Öte yandan onların dinlerinin noksan olması, yani aybaşı gibi özel hallerinde namaz kılmamaları, oruç tutmamaları bu açıdan değerlendiriliyor. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ifadesi haşa kadınlara bir hakaret değil, kadınların durumunu ortaya koyan bir manadır. Ve bundan muradın ne olduğu anlaşıldığında hiçbir problem söz konusu olmamaktadır. Ve İslamiyet haşa kadını tahkir etmiş değil. Daha önce de kadının değeri bilinmezken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kadına değer vermiş. Gelen Kur'an ayetleri kadına değer vermiş ve onu toplumun yarısı olarak erkeklerle birbirini tamamlayan, bütünleyen, bu manada kadının toplumdaki yeri, statüsü meydana getirilmeye çalışılmış. Daha önce de kadına miras verilmezken İslam'da kadına miras verilmiş. Daha önce de kadının sözü dinlenilmezken, hatta bazı dinlerde adeta şeytani bir varlık gibi görülürken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sizin en hayırlınız kadınlara en hayırlı olandır buyurmuş. Öte yandan yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam el cennetu tahta akdemil ümmehat buyuruyor. Yani cennet kadınların ayakları altındadır. İşte bir anne iki tane çocuğu yetiştirmiş olsa, iyi bir şekilde yetiştirse bir nevi cennet ona vacip oluyor. Bu mealde daha pek çok rivayetler kadının değerini, kadının kıymetini ortaya koyuyor. Ama özellikle birkaç yüzyıldan beri feminist hareketler, dünya çapında meydana gelen feminizm hareketleri kadın hakları adı altında ortaya çıkıyorlar. Ama bunlar zaman zaman çok daha ileriye giderek böyle İslami meseleleri bile çarpıtarak bu tarzda İslam'ı tenkitte bunu vesile olarak kullanabiliyorlar. Onların kabulüne göre güya İslamiyet kadını köleleştirmiş, güya İslamiyet kadına layık olduğu değeri vermemiş. Bu anlamda ters bir kabulle meseleye yaklaştıklarından meseleleri değerlendirirken yanlış sonuçlara varıyorlar. Halbuki kadınlar annelerimizdir, kadınlar evlendiğimizde hanımımızdır, kadınlar işte kız çocuklarımızdır ve bunları erkeklerden ayırt etmek mümkün değil. Allah-u Teala insanları erkekli ve dişili olarak yaratmış. Kur'an-ı Kerim'de min zekerin ve unsa, erkek ve kadın, bunlardan her kim iyilik yaparsa, salih amel işlerse ona şöyle şöyle mükafat var diye anlatılıyor. Kadınlar da Allah'a muhatap, erkekler de Allah'a muhatap. Kadınların da mükellefiyetleri var, erkeklerin de yine mükellefiyetleri var. Kadınlar için de cennet var, erkekler için de yine cennet var. Veya diğer yönüyle kadınlar için de cehennem var, erkekler için de cehennem var. Bu tarzda meseleye baktığımızda mesele kolaylıkla hallolur ve bu İslam'ı tenkit konusu olmaktan çıkar. Demek ki bu gibi bir takım meseleler şüphe olarak ileriye sürüldüğünde acaba bundan murat nedir? Gerçekten böyle bir ifade var mıdır? Önce ona bakmak lazım. Bu bir iftira olabilir.
Ama gerçekten kaynaklarımızda bir ifade varsa bundan murat nedir? Bu hangi makamda söylenmiştir? O şekilde meseleyi değerlendirmek gerekir. Öğretmenlik hayatımızda İmam Hatip liselerinden birinde öğretmenlik esnasında bir hadiste şöyle geçtiği zikredilmişti. Veren el, ele, alan elden hayırlıdır. El yedül ulya hayrun minel yedü süfle. Üstteki el, alttaki elden hayırlı. Yani veren el, alan elden hayırlı. Öğrencilerimizden bir tanesi, hocam dedi ben bunu hadis olarak kabul etmiyorum. Ben de sordum neden? Dedi ki, hocam sahih hadisler Kur'an-ı Kerim'e aykırı olamaz. Ama burada Kur'an-ı Kerim'deki bir ayete aykırı bir mana var. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala inne ekremeküm indallahi etkakum buyuruyor. Yani sizin en şerefliniz, en müttaki olanınızdır, en takva sahibi olanınızdır buyuruyor. Ama bu hadise göre zengin fakirden daha hayırlıdır gibi bir mana çıkıyor. Dolayısıyla hadis olarak nazara verilen bu şey Kur'an'daki bir hükme muhalif olduğundan ben bunu kabul etmiyorum demiştim. Ben o zaman şu cevabı verdim. Anladığınız gibi değil. Bu o öyle bir manayı ifade etmez. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadislerinde veren el olmaya teşvik ediyor. Yani bir Müslüman veren el olmalı, alan el olmamalı. Ama ihtiyacı varsa alan el olur, o ayrı mesele. Fakat ideal olan boyut bir Müslümanın veren el haline gelmeye çalışması. İşte bu anlamda anlaşıldığında hiçbir problem yok. Öğrencimiz de bunu anladıktan sonra hocam Allah razı olsun şimdi kabul ediyorum demişti. Demek ki bazı ayetler veya bazı hadisler şöyle veya böyle bir şekilde tenkit konusu yapıldığında acaba bundan murat nedir? Acaba bundan muradı biz doğru bir şekilde anladık mı? Bunlara da bir bakmak gerekiyor. Bazen de insanın anladığı asıl kastedilenden farklı oluyor. Filozoflardan bir tanesi demiş, beni bir kişi anladı, o da yanlış anladı. Yani bazen insanın fikirleri bile yanlış anlaşılabiliyor. Ve İslam düşmanları Kur'an-ı Kerim'in bir takım hükümlerini ve Peygamberimizin bir takım hadislerini yanlış olarak anlamaya zaten mütemayil, yanlış görmek istiyorlar. Dolayısıyla özellikle kadınlarla alakalı, kadın haklarıyla alakalı bir takım meselelerde bakıyorsunuz tersinden değerlendirmelerle bunu İslam'a, hücuma bir vesile yapıyorlar. Halbuki mesele onların anladığı gibi değil. Meseleyi baştan zaten yanlış anlamışlar. Yanlış anladıklarından dolayı da yanlış sonuçlara varıyorlar. Bize düşen gerek Kur'an'ın naslarını, ifadelerini, gerekse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadelerini gerçekte ne kastedilmişse ona uygun bir şekilde anlamaya çalışmak. Adeta zihnimiz, ruhumuz o manalara parlak bir ayna olmalı. Onlarda var olanı yansıtmalı. Yoksa aynamızın rengini kırmızı yaparsak görüntü kırmızı olduğu gibi güzel manalar bizim kalbimize, ruhumuza yansıdığında farklı renkler, farklı şekiller alabilir. Arapça bir ibarede şöyle deniliyor. Levnul me, levnu inaihi. Yani suyun rengi içinde bulunduğu kabın rengidir. İşte bir takım insanlar kendi zihin yapıları nasıl bir zihniyetse bir takım İslami meseleleri ona göre renklendiriyorlar, ona göre şekillendiriyorlar ve onların perspektifinden, zaviyesinden meseleye bakılırsa mesele çok farklı bir görünüm arz ediyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamberimizin hükümleri bir bütün olarak ele alınmalı ve bir bütün olarak değerlendirilmeli. İslami ölçüler çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulmalı. Bu tarz yapıldığında tenkit edilen ne kadar konu varsa bunların her birinin aslında hak ve hakikati ifade ettiği görülecektir. Bir başka programımızda tekrar görüşmek üzere hayırlı günler diliyorum.